Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, 2021 senesi içinde faaliyete geçmesi beklenen 4 farklı araştırma istasyonu, söylenen bilgilere göre küresel ısınma, iklim değişikliği ve hatta başka gezegenlerde yaşama gibi konulara ışık tutacak. Bu araştırma istasyonları gizli konuları da ele alacak gibi duruyor. Çünkü görünüşe göre, araştırma yelpazesi çok geniş gözüküyor. Belki de amaçları dünya sorunları değil de, dünya dışı veya sualtı yaşama odaklanmak için, bu istasyonlar kuruluyor olabilir. İstasyonlar uzaydaki uluslararası uzay istasyonuna benziyor. Dünyada nitelikli araştırmaya başlanacak. Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları ve araştırmacılar, dünyamızda yaşanan küresel ısınma, iklim değişikliği ve denizlerin yükselmesi gibi çok ciddi konuyu, olayın kaynağında araştırıyor. Bu araştırmalar için, Antarktika'nın devasa buzullarından okyanusların altına kadar, birçok farklı alanlarda araştırma merkezleri ve laboratuvarlar kurulmaya başlandı. Düşünsenize dostlar, filmlerde gördüğümüz o harika istasyonlar gibi olacak. Ve belki de çok gizemli keşifler yapacaklar. Bu bilgileri bizlerle paylaşacaklarını hiç sanmıyorum. Gerçekten harika bir olay. Bu tesislerden elde edilecek bulgular, doğal yaşamla ilgili daha detaylı bilgiler sunacak, hatta farklı gezegenlerde yeni yaşamlara nasıl başlayabileceğimize dair bir ışık tutacak. Ben de sizlerle birlikte, farklı koşullarda kurulmuş ve farklı konuları ele alan, 4 araştırma istasyonuna detaylı ve yakından bakmak istedim. Bu istasyonlar sayesinde, dünyada gizemli olarak kalan konular aydınlatılabilir. İnsanlığın bilmediği ve daha önce hiç görmediği, keşifler de yapılabilir. Bu istasyonlar sayesinde dünya, büyük sorunlardan kurtulabilir. Gerçekten güzel bir proje, ama sonuç ne olacak? Belki de bu istasyonlar, kurulduktan sonra başarılı bir sonuç da vermeyebilir. Niye diyecek olursanız, bildiğiniz üzere uzayda da uluslararası uzay istasyonu bulunmakta ve uzay hakkında büyük bir gelişme elde etmiş değil, ama bu ileride büyük bir keşif yapılamayacağı anlamına da gelmiyor. Yani zamanla ve sabırla, beklemek gerekiyor. 4 istasyon dünyayı yeniden eski haline getirmek ve, bu kötüye doğru giden durumunu değiştirmek için, kurulacak ve çalışılacak. Umarız bu konuda olumlu sonuçlar alırlar. Çünkü siz de biliyorsunuz ki, dünyanın bu kötü hali, hiç iyiye doğru gitmiyor. Dünyanın en gelişmiş sualtı araştırma istasyonu Proteus. 2021'de kurulmaya başlanacak olan Proteus, dünyanın en gelişmiş, sualtı bilimsel araştırma istasyonu olacak. Bu istasyon, enerjisini okyanus, rüzgar ve güneşten alacak. 371 metrekarelik bir alanı kaplayacak Proteus, İsviçreli tasarımcı Wes Behar ve Okyanus Koruma Merkezi, Fabian Casto Ocean Learning Center işbirliği sonucunda ortaya çıkacak. İstasyonda aynı zamanda ziyaretçilerin gezebileceği, termal enerji ile çalışan su altı serası bulunacak. Anlatılanlara göre büyüleyici ve harika bir istasyon dostlar. Bir düşünsenize dostlar, su altında büyük bir yerleşim yeri kurduğumuzu hayal edin. Bütün gün boyunca su altında yaşıyoruz ve dünyadaki her şeyin aynısının suyun altında var olduğunu hayal edin. Sizce de ilginç ve bir o kadar da enteresan olmaz mıydı? Suyun altında bir o kadar da tehlike olduğunu atlamayalım tabii ki de. Ama buna bir çare bulabiliriz ve su altı şehirlerinde yaşayan insanlar olabilir. Aslında uzaya bu kadar kafayı takacaklarına, su altı şehirleri kurmayı hedefleselerdi, şu an gerçek bile olabilirdi. Henry Arctowski Antarktika Araştırma İstasyonu. Antarktika'da 40 yıldır görevini devam ettiren bu istasyon, 2021 yılında mimarlık şirketi Kurilovich Associates tarafından, tamamen yenilenecek. İstasyon, yerden 3 metre yükseklikte olacak şekilde inşa edilecek ve altında rüzgarın, suyun ve karın hareket etmesini sağlayacak bir seraya sahip olacak. İstasyonda çalışacak 29 araştırmacı, 0 derecenin altındaki bu serada, tarım odaklı çalışmalar gerçekleştirip besinler yetiştirecek. Bu sayede hangi bitkinin soğuğa karşı, dayanıklı olup olmadığını anlamak mümkün olacak. Dostlar Antarktika'da bulunan bu istasyonda, deneyler yapılarak bitkilerin, soğuğa karşı dayanıklı hale getirilebilmesi mümkün olabilir. Ya da bitkilerin genetiği değiştirilerek, soğukta hayatta kalabilen ve daha önce görülmemiş, yeni tür bitkiler elde edilebilir. Bitkilerin en büyük düşmanlarından biri, soğuk olarak bilinir. Bu istasyonda bence, bu sorun ortadan kaldırılabilir diye düşünüyorum. Ve diğer önemli araştırmalar yapılabilir. Buzullar incelenir. Buzulların içindeki donmuş gizemli cisimler, belki de bulunabilir. En önemlisi ise, buzulların erimesi sorunu araştırılabilir. Cape Horn Antarktika 6 Araştırma Merkezi.
3 farklı mimar tarafından tasarlanacak olan bu yapının 2021'de tamamlanması bekleniyor. İstasyon, yerel ekosistemin incelenmesi ve geliştirmeler yapılması için kullanılacak. Yıpranmış çeliklerle kaplanacak ve istasyonun üzerine yerleştirilecek yeşil çatı sayesinde, yağmur suları biriktirilerek bir su deposuna yönlendirilecek. Çevre ve organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle nasıl etkileşime girdiği incelenecek. İstasyonda daha çok Antarktika ekosistemi üzerinde çalışmalarda bulunulacak. Deneysel biyorejeneratif istasyon. Farklı gezegenlerde yaşamaya meraklılar için yeni bir otel. Kaliforniya'nın Mojave Çölü'nde yer alan bu istasyon, diğer gezegenlerde yaşama denemeleri kapsamında, otel tarzında bir tesis olarak hizmet verecek. Çölün ortasında cam kaplı kubbelere sahip bu istasyon, tesiste konaklayacak 100 müşteri için enerji, yemek ve su üretecek. Kendinizi başka bir gezegende hissettirecek bu istasyon, gerçekten harika. İleride başka gezegende yaşayacak olan insanlara, daha öncesinde bu istasyonda, heyecan veren bu deneyimi yaşatacaklar. Tabii ki de dünyada, sadece bu 4 istasyon bulunmamaktadır. Antarktika'da çeşitli devletlere ait, bölgeye geniş çaplı yayılmış olarak, araştırma istasyonları bulunmaktadır. Bu istasyonlar kaya veya, buz üzerine inşa edilmişlerdir. Araştırmacı nüfusu yaz mevsiminde, 4000 kadar iken kış mevsiminde 1000 dolaylarındadır. Mesela başka bir istasyon olan, Vostok istasyonuna bir göz atalım. Eski Sovyetler Birliği'nin, Güney Kutbu'na yakın bir noktadaki araştırma merkezidir. Rus Antarktika Araştırma İstasyonu, günümüzde Antarktika kıtasında, Rusya'nın kullandığı araştırma istasyonudur. İstasyon 1819 ile 1821 yıllarında Freddy Bellingshausen'in rehberliğinin altında, 1. Antarktika seferi sırasında kullanılan, Vostok gemisinin adını taşımaktadır. Sidorov uzun bir süre istasyon rehberiydi. İstasyon bölgesinde buz tabakasının kalınlığı, 3700 metredir. İstasyon 16 Aralık 1957 yılında, 2. Sovyet-Rusya-Antarktik seferi sırasında kurulmuştur ve 37 yılı aşkın bir süre tüm yıl boyunca kullanılmıştır. İstasyonun bulunduğu bölge, dünyada en sert iklime ait bölgelerden biridir. Şiddetli donlar görülür. İstasyon yıl boyunca çok düşük sıcaklık rejimleri ile dikkat çekiyor. Vostok istasyonunda gezegenin en düşük sıcaklık göstergesi, -89 derece olarak kaydedildi. Bu gösterge 20. yüzyılda kaydedilen, tüm meteoroloji istasyonlarında kaydedilen en düşük sıcaklık olarak kabul edilir. İstasyon tarihi boyunca en sıcak yaz günü ise, 13 Aralık 1957 yılında, -13 derece olarak kaydedildi. Dolayısıyla bu bölgeye, dünyanın soğuk kutbu denir. Vostok istasyonu, Antarktika'nın en zor ulaşılan bölgelerinden birinde, yer alıyor. Güney kutbuna 1253 kilometre mesafede, Antarktik istasyonundan 1410 kilometre ve, yakın deniz kıyısından ise 1260 kilometre mesafe uzaklıkta, yer alır. Bölgede bulunan buz tabakasının kalınlığı, 3700 metredir. İstasyonun bulunduğu bölgede, buzul tabakasının yatağının yüksekliği deniz seviyesinden 200 metre düşüktür. Siz bu gizemli ve harika istasyonlar hakkında, neler düşünüyorsunuz dostlar? Yorumlarınızı bekliyorum, teşekkürler.